dükkan sahibi aradı. 10 aylık kira birikmiş. 65 bin dolar. Ödeyemiyorsanız çıkın dedi. Adam da haklı. Burası benim evim be. Evim. Buraya gelmeden evvel sokaklarda yatıyordum ben. Öyle kolay kolay çıkmayacağım. Bu dükkan kapanmayacak. Kızım, bak. Adamı sordum, soruşturdum, araştırdım. El yüzü düzgünmüş, zengin. Çocuğu herkes met ediyor yahu. Bana soran yok ama. Bu defa sana sormuyorum diğer hanım. Bu adamla eşek gibi evleneceksin. What are you doing? Hey, she stole my bag. Ah işte yakalandı. Ben seni bırak. Götüreyim mi lan seni polise? Abi ne olur verme beni polise. Pek de ufakmışsın sen ya. Kıyısını çektirmişsin. Düzelt onu. Allah Allah. Çekil kızım şuradan ayak altından. Mahmut. Ha? Kurtulduk. Şimdi öyle bir halının fiyatı... 300 bin. 400 bin. 500 bin dolar. Belki. Belki de daha fazla. Bu çocuk bu halıyı nasıl yapacak? Bir de buna şimdi hoca lazım. Bulacağız baba. Şeyh'im sahibi olduğunuz en değerli halıyı görmek istiyor. Lakin elinizde pek halı kalmamış. Doğrudur. Şeyh'imize layık olan, dünyada eşi benzeri görülmemiş mucize halıyı gerçekleştireceğiz. Al bunu. Git borcumuzu öde. Açalım dükkanımızı. Kemal oğlum, nereden buldun bu kadar parayı? Bana öğrettiğini yaptım baba. Halı sattım. Şu hocayı bulalım da cip de alırız evde. Her şeyi alırız. Abla sende bir şans var ya. Şşş. Gözlerine baktın mı gözlerine? Ne varmış gözlerinde? Ela'ydı galiba. Bak boş boşuna dır 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 söylendin günlerdir. Gördüm ben sana ne dedim? Bir çift Ela gözle iş bitmez. Daha dur bakalım. Maşallah. Diyar Hanım'ın ünlü hareketi almış yürümüş. Nasıl almış yürümüş? İyi hocaymış. Ha öyledir. Şimdi biz Mahmut kardeşimle Diyar Hanım için bir 2 aylık deneme süresi uygun gördük. Eğer memnun kalırsak tabii ki ücretle bir ayarlama yapacağız elbette. Haliyle. Nasıl yani böyle mal alır gibi? Ama şimdi meseleyi niye böyle baktınız ki anlamadım. Nasıl yani? Ama bedavaya mı gelecek kızınız? Ya bu nasıl bir kız istemek Allah aşkına? Ne istemek? Kız istemek mi? Evladım, senin adın Mustafa değil mi? Yo, Cemal. Kız çok güzeldi ama. Değil mi? Aa. Hele gözler. Vay arkadaş. Vallahi çok güzeldi. Allah sahibine bağışlasın. Şimdi pazartesi nişan takarız. Dönünce de nikahla izin veririz. He? Gör bak seni çok mutlu edeceğim ben Diyar. Dünyanın en mutlu kadını yapacağım ben seni. Benim ocağa bakmam lazım. Ne oldu? Niye durdun? Bak. Hoca lazım hala değil mi? Lazım. Hadi gidelim. Sen evlenmeyecek miydin? İstemiyorsanız ineyim. İn mi? Cemal ne yapıyorsun oğlum sen? Kıza bu soru bana. Buyurun. Buyurun Diyar Hanım. Ben bir terlik vereyim. Terlikler biraz büyük oldu ama artık büyüyünce de giyersiniz Diyar Hanım. Yarın bir terlik alırız değil mi? Ayağına uygun. Tabii alırız. Sorun değil. Şeyin dağınıklığına da artık
kusura bakmayın Diyar Hanım. Biz tabii misafir geleceğini bilmediğimiz için. Arda Bey de hızı eşek olduğu için. Geç istersen şöyle. Bir şey içer misin? Sonra. Bahçe sizin mi? Bahçe evet orada. Bir iki ağaç, üç beş çiçek. Kendi hallerinde yaşıyorlar işte. Banyo mutfakta, yani kullanmak istersen o tarafta. Evet. Ben nerede yatacağım? Nerede? Şurada bir oda var. Ha, oda var. Evet. Mahmut bir bak bakalım, bir eksiği gediği var mı? Hı? Bir bakayım. Nerede bu saatlerdir siz soluğu çıkmıyor? Morali bozuk ya içeride. Git çağır hadi gelsin. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de yabancılara mülk satışı konusunda askeri izin sisteminin kaldırılması ya da esnek hale getirilmesi. Ulan Arda. Ulan Arda. Üfürmeye gelince üstüne yok. Allah Allah. Bu nasıl don ya? Bu nasıl don ya? Kahvede bekliyorum. Belki Ziya uğrar diye. Oh, hoş geldin. Buyur gel. Ayrılamadım buradan. Alo. Bir türlü bırakamadım dikkatini Garbiz Usta. Sabahtan beri de düşünüyorum. Şimdi Cemal olmasaydı bu dükkanın yerinde yeller esiyordu biliyorsun değil mi? Zaten ben değil. Bütün çarşı biliyor. Kim derdi ki o zayıf, o çırpı çocuk büyüyecek de beni kurtaracak. Ya. Ya. Islatalım bunu bir he. Dükkanın kurtuluş şerefini bir güzel içelim. Sana da hep bahane lazım. Sen sanki su içeceksin. İyi. Gideriz o zaman biraz sonra. Heh, tamam. Evet, biraz sonra kalka. Ha. Usta, şimdi Mahmut'la Cemal aradı. Her ikiden dönmüşler. Öyle mi? Ha. Ya ben dükkanı kapatayım, istersen birlikte gidelim eve. Ben kapatırım, sen git. Hem biz iki tek atacağız Ziya'yla. Eyvallah. Yarasın. Fazla abartmak yok ama. İki tek. Tamam, iki tek. Tazeli mi? Yok, sağ ol. O da hazır. Biraz aceleye geldi tabii ama yarın daha bir güzel derleyip toparlarız. Çarşafları değiştirdim. İçiniz rahat olsun. Dolapta da battaniye var. Gece üşürseniz. Tamam. O zaman ben gidip yerleşeyim. Tabii. Sabah görüşürüz. Hı hı. Sabah yavaş yavaş çalışmaya da başlarız. Çocukla da tanışırım o zaman yarın. Hı hı. Çocuk burada. İsterseniz şimdi de tanışabilirsiniz. Burada mı? Nerede? Yukarıda, üst katta. Ha öyle mi? O da burada kalıyor yani. Güzel. O zaman başka bir şey yoksa siz gidebilirsiniz. Ben de yatıp dinlenirim. Ha yok. Biz bir yere gitmiyoruz. Çünkü burası bizim evimiz zaten.
Nasıl sizin eviniz? Evet, bayağı bizim evimiz. Yani sahibi değiliz de. Bir dakika anlamadım gerçekten. Şimdi siz benim iki adamla aynı evde kalacağımı mı sanıyorsunuz? Üç. Ama arkadaş her zaman bizimle kalmaz. Bundan sonra daha sık kalacağımdan emin olabilirsiniz. Merhaba. Arda ben. Ne demek yok? Yok ne demek? Nasıl yok ulan nasıl yok? Kapatma kulağını aç. Dur. Kopartacağım onu, beni iyi dinle. Dur yapma. Ne yapmayacağım? Sen de suçlusun, o da suçlu. İkiniz de suçlusunuz. Siz çıkarttınız tepemize. Sizin yüzünüzden oldu bu. Nereden çıkarıyorsun? Şimdi çıkar ortaya. Belki bir arkadaşına gitmiştir. Belki kooperatife uğramıştır. Arkadaş kooperatif. Onun bakışlarına meymenet yoktu. Bir halt karıştırıyor biliyorum ben. Nereden çıkarıyorsun canım? Çıkar şimdi ortaya. Dilek babana bir su getir hemen. Getirme. Bana su mu getirme, içmeyeceğim. Siz de içmeyeceksiniz. O kız bulunana kadar bu evde su içmek yok. Suyun lafını etmek de yok. Tamam sen merak etme. Sen hemen Gülsüm ara, mutlaka oradadır. Gülsüm ara. Kalmam ben burada. Siz ne zannettiniz beni? Hem insan böyle bir şey şimdi mi söyler? Ya tamam haklısın. Ama sen de bizi anlamaya çalış. Biz Hereke'ye geldiğimizde anında hoca bulacağımızı düşünmedik ki. Hazırlıksız yakalandık işte. Zaten bizim her işimizde bir problem çıkar. Diyar Hanım. Her işimizde bir problem çıkar ki bakın çıktı. Mahmut. Merak etme, çözeriz bu işi, merak etme. Çözemeyiz. Ya niye çözemeyelim Diyar Hanım? Çözeriz, niye çözmeyelim ya? Siz bana yolda gelirken kalacak yer vereceğinizi söylediniz. Ama... Üç adamla aynı evde kalacağımı söyleseydiniz gelmezdim ben buraya. Diyar Hanım bir dakika Allah aşkına. Bir saniye, bir suratımıza bakın. Biz sizin zannettiğiniz gibi adamlara benziyor muyuz? He? Benziyorsunuz. Allah Allah. Bir çare bulacaksanız bulun. Yoksa ben burada kalmam. Başın sağ olsun abiciğim. Sağ ol. Kız yalnız bunu yanlış yapmışlar abi. Uyanacak. Bu meftah tahtada kopar. Nerede kaldı bunlar kızım, ya? Kızsana şunu biraz. Baksana çocukcağız uyudu. Anne iyiden iyi yerle tepindin sen de kızı ya. Ne var? Bir zararı mı dokundu şu çocukcağızın sana? Ya bazen merak ediyorum siz kimin çocuğusunuz? Anne tamam kıstım. Yasemin kalksana, babandır kızım. Bekletme adamı kapıda. Ah Cemal abi hoş geldin. Hoş bulduk Yasemin. Ah Cemal siz ne zaman döndünüz? Uyudu mu? Uyudu. Bak Boncuk uyudu, otur. Yormadı inşallah sizi. Ne olacak oğlum? Şu çocuğun kime ne yükü olabilir ki? Ya Nimet anne bir şey soracağım. Son zamanlarda fazla yük olduk size biliyorum ama. Biz şeyi bulduk hocayı Hereke'den. Genç bir kız. Atladı geldi bizimle. Geldi de şimdi bir garip oldu teklif etmek. Üç adamla beraber kalması bizimle yani aşağıda. Diyorum ki bir çözüm bulana kadar biraz burada kalsa. Hı? Siz de son zamanlarda bulduğunuz bütün kızları bize postalıyorsunuz. Ya benim odamda yatıracaksınız değil mi kızı? İstemiyorum. Hem elin kızıyla niye aynı odada yatayım ben? Çok istiyorsa mutfaktaki sedirde yatıversin. Olur mu öyle şey? Hay Allah'ım bak şimdi akşam. Boş ver. Kız aslında haklı. Başka bir çözüm bulacağız artık. Hadi şunu. Kusura bakma oğlum. Estağfurullah. Hadi gel. Hadi iyi akşam. Hadi iyi akşam. Aradın mı Gülsüm'ü? Ha, yokmuş orada. Meral ablayı da aradım, o da bilmiyor. Cebinden aradın mı? Kendi cebinden. Ha, yok. Allah seni şaşkın. Ara hadi çabuk. Çalo. Açmıyor. İçeriden bir ses geliyor.
buradan. Ay. Yandık ki biz de yandık. Ah Tiara neredesin? Kapat şunu zır zır. Ne yaptın kızım sen, ne yaptın? Pek de tatlı bir şeymiş. Sen bir de uyanıkken gör onu. Adı ne demiştiniz? Zeynep mi? Zeze zeze diyor kendine. Hadi biz çıkalım. Nereye? Hadi. Hadi. Ha. Şu ev meselesini yarın konuşalım, tamam? Hı, tamam. Sokulursan Allah yarattı demem, çakarım kafaya. Allah Allah. Ya çektiniz bütün battaniyeyi üstüne. Ben burada donuyorum. Al, çek biraz. Ben tamam. Böyle olur. Zengin olunca bu günleri hatırlayıp güleceğiz ha. Tam olarak ne zaman olacak bu? Ulan ucunda bu kadar büyük para olmasa çekilecek iş değil valla. Değil de Ziya Baba bizi böyle bir görse acayip rezil oluruz, bilmiyorum. Lan hocayı buldunuz, yatıracak yer mi bulamadınız diyecek. Vay arkadaş, bu ne soğuk kardeşim ya. Dün gece o kadar güzeldi. Ya ben gidip kazak alacağım adamı. Hop hop hop. Otur oturduğun yerde. Niyeymiş o? Arda. Allah Allah ya. Kavga edin, kavga edin. Sokakta yattığımız yetmiyormuş gibi bir de kavga çıksın. Oğlum kız zaten bizden korkuyor. İyi tamam ya, tamam. Tamam. Üşüyor üşüyor, uyuruz burada. Arda, uyuma donarsın. Uyduruyorsun. Sen bilirsin. Arda. Ha. Belli ki sen uyuyacaksın, gel helalleşelim. Bak çek çek. Bir yerde bakayım. Yok işte, kaç kere söyleyeceğiz, hiçbir yerde yok. Ah başına bir şey geldi, bir şey oldu herhalde. Kadın delirtme adamı, şuncacık yer. Bir öksürse duyulur. Ne gelecek başına? Mustafa yazıyor. Ablam arıyor herhalde. Allah'ım sen bana sabır ver. Deli edecek bunlar beni ya. Ver ver. Alo. Mustafa oğlum, ben Osman. İyiyim oğlum, sen nasılsın? Diğer teyzesine kadar gitmiş oğlum. Telefonunu da evde unutmuş. Döner dönmez aratayım ben seni. Sorun mu? Ne sorunu olacak? Söz verdik, nişanı yapacağız. Parayı aldım oğlum. Şimdi hayırlısıyla sen şu işini gücünü hallet. Biz burada dükkanı açacağız. Kısmetse sen de buraya gelirsin. Hem dükkanı açarız hem de sizin nişanı yaparız oğlum. Tamam oğlum, sen de kal sağlıcakla. Ben o kızı bir bulayım, kemiklerini kıracağım. Yalancı etti beni, şerefsiz. Sen kimsin? Arda abi nerede, Cemal nerede? Ben Diyar, sen de Zezesin değil mi? Neredeler? Hani bırakmayacaklardı beni? Bıraktıkları falan yok. Ben sadece onlarla... Çok yaşa. Bu ses nereden geldi? Dışarıdan. Arda abi. Ne haber Zezi? Ne yapıyorsunuz? Piknik. Sen yat Zezeciğim, sen yat.
İyi geceler Diğer Hanım. Niye orada yatıyorsunuz? Öyle gerekti Zezeciğim. Sen şimdi yat uyu, biz sana sabah anlatırız. Ben de dışarıda yatacağım. Olmaz, üşürsün. Onlar da üşüyor ama. İçeri. Cemal Bey. Evet. Gelin içeri. Nasıl? Orada yatamazsınız. İçeri gelin. Yok, aslında biz gayet rahatız burada değil mi? Siz şey yapmayın yani. Ben sizi bilmem ama ben böyle... Güzel bir hanımefendinin ricasını geri çeviremeyeceğim. O nerede isterse orada yatarım. Neydi sizin adınız? Ben Arda. Bu evin içinde bana en uzak noktada yatacaksınız Arda Bey. Yarın da odamın kapısına kilit takılacak, tamam mı? Tamam. Tamam. Gir ses. İçeriye, odama doğru... Otur! Otur. Sen bir şey biliyorsun. Ne bileceğim baba, ben bir şey bilmiyorum. Yo yo, biliyorsun. Bana kafanı sallama. Eğer bir şey biliyor da söylemiyorsan... Allah şahidim olsun diğeri yakaladığımda... ikinizin de kemiklerini kırarım. İnşallah bulamaz. Ne dedin sen? İnşallah bulamazsın dedim. İnşallah çok uzak bir yere gitmiştir de bulamazsın. Kaçtıysa da senden kaçmıştır. Zoraki evlilikten kaçmıştır. Ulan siz beni katil mi edeceksiniz? Ha! Kalsaydık zaten olacaktık ha. Siz bana dua edin, bana. Niye? Niye? Şimdi kız gördü böyle kara yağız delikanlıyı, tamam mı? Kıyamadı. Kılda keramet olsa ha, keçiler evliya olurdu diye bir laf var senin. Çay. Ben içerim. Ya parayı kazanacak... Kazanınca diyorum, güzel bir semaver alırız. He? Pirinçten alırız. Alırız anasını satayım. Ya siz çok acayip adamlarsınız ha. Bak, sizin için kitap yazılır. Niye? Onca parayı kazanınca siz hala semaver mi hayal ediyorsunuz? Ne yapalım oğlum? Ne var? Önce güzelce semaverde çayımızı yaparız, içeriz. Ondan sonra oturur, karar veririz parayı ne yapacağımıza. Evet. Sen karar verdin mi ne yapacağını? Yok, tam olarak değil. Yatla helikopter arası gidip geliyor. Allah Allah. Biz bu parayı kazanırsak 500.000 dolar. Benim oğlanı da alırız değil mi yanımıza? Almazsak adiyim. Ben de onu helikopterimle gezdirmezsem adiyim. Ulan hepimiz çok adiyiz ha. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Anlamadım. Anladın mı? Ulan benim çayım nerede ya lan? Çayını orada masada bıraktım ya. Bırak bayır. Dur. Allah'a doğru.
siz bu hocayı nereden buldunuz? Bu güzel hocayı, ha? Hayır, Hereke'deki bütün kızlar böyleyse ben hemen oraya taşınayım abi. Ya bunun aklı fikri oynaşta ya. Ya senin ağzından başka bir şey çıkmaz mı oğlum? Ne var yani, ne var? Şimdi sizin aklınızdan geçeni ben ağzımla söylüyorum diye mi suç oluyor? O da doğru. Bakma oğlum. O değil de kız az daha gelmiyordu ha. Babası taş koydu. Hadi ya. Ya. Ah be abi. Yandık biz ya. Ne oldu lan? Ya bittik diyorum sana ya. Ne oldu oğlum, söylesene. En kötüsünü düşün abi, en kötüsünü. Benim şeyler kaldı odada ya. Yapma. Vallahi. Yanlış anlaşılma oldu. Oğlum sen de bıraksana. Islak peştemal gibi sarmışsın kızı. Abi sakinleşmesini bekliyorum. Ne yapıyorsun sen be? Şuraya bir şey almaya gelmiştim. Yalancı. Yaran Allah. Ya Allah. Göster o zaman. Ne alacakmışsın odadan? Göster. Sakın gösterme Cemal. Gösteremez zaten çünkü yalan söylüyor. Yalan falan söylemiyorum. Buradan almaya geldiğim şeyi gösteremem sana. Tamam, gözlerini kapat. Alacağım çıkacağım. Ben bundan sonra sizin yanınızda tek gözümü bile kapamam. Aa, al. Al, ne alacaksın? Mahmut abi alıyorum. Al, al gidelim. Şimdi Diyar Hanım. Evet. Bak, bir yanlış anlaşılma. Bir takım bir şeyi var. Bir Diyar Hanım. Allah. Tahmin etmeliydim zaten. Sizin gibi adamlardan başka ne beklenir ki? Çıkın odamdan. Çık lan Tire, çık. Oğlum şunları niye ortalarda bırakıyorsun ya? Daha ilk günden kıza rezil oldum. Abi ben nereden bileyim şimdi kızım benim odamda yatacağını yani? Ben de yatmadan önce bir şeyler okumak istiyorum herhalde. Bana bak. Eğer bu kız yarın buradan giderse sana her akşam yatmadan önce öyle şeyler okuyacağım ki aklın duracak ona göre. Mahvoldu güzelim koleksiyon. Ben bunlara bir de böyle arkalı önlü kapak yaptıracaktım. Sen biraz daha susmazsan Cemal seni çok güzel arkalı önlü kapak yapacak. Kedi gibi atlanıyorsun vallahi. Şuraya bak. Bir şey söyleyeyim mi? Çok karizmatik oldu ya. Yemin ediyorum ya, yemin ediyorum kadınlar böyle kusurlu yüzlere bayılırmış. Sen hiç duymadın mı? Scarface var. Yapma ya. Vallahi, vallahi bak mesela ben bu konuda çok şanssızım. Neden? Çok kusursuz bir yüzüm var. Oh, üfleyeyim mi? Üfle, üfle.
da söyle ha. Ne dedin abi? Allah'ını seversen söyle. Ne diyeceğim oğlum? Yalnız mısınız dedim. Vallahi alemsin abicim. Yani sabah sabah. Yalnızım dese kız ne yapacaksın? Sen daha kızlarla ne yapacağını bilemiyor musun? Kıyamettin ha? Oğlum kadınları sevmenin sabah akşamı olmaz. Kadın seven 7-24 sever, anladın mı? Hadi bakayım. Kıyamettin, hule çay getir çay. Kolay gelsin abim. Sağ ol. Cemal yok mu? Yok. Bak ben bu saate kadar evde o kızla yalnız kalsaydım kıyametleri koparmıştı şimdi beyefendi. Bence Cemal'in kıyameti koparmasına gerek yok. Kız dişli. İnce ince doğrar, kenara atardı seni vallahi. Doğrasın. Sağ ol, kıyamettin. Ya o ne güzelliktir be kardeşim. O tatlılık, o şirinlik, o endam, o gözler. Evet, maşallah. Çok güzel. Cemal de öyle düşünüyor. Yani? Yani. Vallahi öyle bir güzellik söz konusu olunca hani abilik, efendilik işlemez. İyi olan kazansın Mahmut abi. Hem kadınlar kimi seçeceklerini iyi bilirler. Ha bak burası doğru. Bir bildikleri var ki benden hiç ilgilenmiyorlar. Ha bak müşteri geldi, koş. Koş, 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 koş. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun efendim. Kazanava seni. Gidiyor musun? Nereye gideceksin? Eve mi? Daha bilmiyorum. Otur bir çay iç. Ya, ondan sonra gidersin. Korkma, bir şey yapmam. Hoş. Benim korkmam lazım ya. Az bile yaptım. Ya otur. Özür dilerim. Dün gece olanlar için. Daha beni tanımıyorsun. Yani ben öyle gecenin bir vakti bir kadının odasına apar topar dalacak bir herif değilim. Hiçbirimiz değiliz. Ne bileyim panikledik işte öyle dergiler falan. Yani görürsün de ayıplarsın sonra gidersin diye düşündük ama bir işe de yaramadı işte yine gidiyorsun. Diyar. Biz bir hayal kurduk. Bizim gibi insanların kurmaya cesaret edemeyecekleri bir hayal. Eğer o halıyı yaparsak hepimizin hayatı değişecek. Bizim, Zeze'nin, senin. Hem sen de bize benziyorsun. Aynen. Bak bir sürü şeyi arkanda bırakıp geldim buraya. Hadi bize bir şans ver. Kendine de. Kim bilir? Belki de hayalimizi gerçekleştiririz ha. Bir telefon edebilir miyim? Kalıyorsun yani. İstanbul'da mısın? İnanmıyorum.
Dilek? Alo? Alo? Diğer beni duyuyor musun? Diğer sana soruyorum, beni duyuyor musun? Buradayım baba. İyi. Şimdi ilk otobüse atlıyorsun, akşama evde oluyorsun. Bunu yapmazsan... Emin ol, yılanın deliğine girsen bulur çıkartırım seni... ...ve kafanı kopartırım. Benim şerefimi... İki paralık ettin! Eşek! Eşek! Alo! Alo Diğer! Görüşmek üzere tekrar. Beyefendi. Beyefendi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar bekleriz efendim. Nasıl geçti ameliyat? Bir küpe bir kolye. Aferin sana. Evet. İhmal edilmiş metrese. Her şeyi satabilirsin abi. Herif belli, üzmüş kadını. Şimdi terk edileceğim diye 3,5 atıyor. Anladın mı? Adam az cimri olmasaydı ben daha neler takardım hanımefendiye. Yaparsın tabii. Yetenekli çocuksun, yakışıklısın. Ya sen de yaparsın. Yapmıyorsan kabahat senin. Tabii. Senin problemin ne biliyor musun abi? Nedir? Sen kendini süslemeyi bilmiyorsun. Her şeyi satarım diyen sen Yüce Mahmut kendini satamıyorsun abi. Canım bunu satmakla matmakla ya, ne alakası? Abi dinle bir, dinle. Bak şimdi. Çıplak gerçek sadece gerçek değildir. Adı üstünde. Çıplaktır. Çıplak mı? Tabii canım. Yani gerçek. Yani ben de diyorum ki... Hani sen şu gerçekleri azıcık giydirsen, hani süslesen, değil mi ya? Bak mesela, sen şimdi bir kadınla tanışınca meslek olarak ne diyorsun? Astronotum diyorum, şimdi uzaydan geldim diyorum. Kendine diyeceğim, alıcıda çalışıyorum. Olmaz işte, olmaz. Niye? Sen biliyor musun, ben kaç tane kızı beyin cerrahıyım diye öyle kontrol ettim. Ah seni, seni. Ya tabii canım, tabii, tabii. Sen de mesela, ne bileyim. Yani bu dükkanın sahibim diyebilirsin. Olur mu canım, ayıp? Olur tabii canım. Olmaz. Olur, niye olmayacakmış? Sonra kızla yakınlaştıkça sen de gerçeğe yaklaşırsın. Tabii dersin ki mesela, aa ben sahibiyim mi dedim. Ortağıyım ben ya dersin. Ya da dersin ki, hani ben burada çalışanım da kardan pay alıyorum falan filan işte canım. Nasıl? Ha? Aslında iyi bir fikire benziyor bu arada ya. Ne diyorsun sen ya? Muhteşem fikir diyorum sana. İyi, ben o zaman dükkana gidiyorum. Kolay gelsin. O peynir bitecek, tamam mı? Bitmeyebilir. Allah Allah. İyi misin? Niye iyi olmayayım? Ne güzel ellerin var senin öyle. Sahiden mi? Hı hı. Çok güzel alılar dokuyabiliriz sen ne istersen. İsterim. Senin saçında kına mı var? Yok. Ama seninkinde var herhalde. Kendinden böyle benim saçım. Nereden buldunuz Zeze'yi? Kapalı çarşıda. Kapalı çarşı mı? Ne yapıyordu orada? Bulduk işte. Hırsızlık, hırsızlık yapıyordum. Arda abi yakaladı beni ama artık yapmıyorum. Yapmazsın tabii. Artık senin bir işin var, değil mi? Hadi bitir, geç kalıyoruz. İstanbul dediğin koca şehir nasıl olacak? Nerede bulacaksın? Ben bulurum. Ben biliyorum. Beni aptal sanıyor ama ben her şeyi biliyorum. Neredeymiş? Ne biliyorsun? Hani buraya bir adamlar gelmişti. Adı Cemil mi? Cemal mi? Her neyse. Hoca arıyorlardı hani. Onların peşinden gitti bu. İş bulmak umuduyla. Nereden geldiydi ki o adamlar? Allah'ın adamları nerede bulacaksın? Bulurum ben. Kooperatife mutlaka bir not bir şey bırakmışlardır. Bir dükkan adı, adres falan. Aha bak buraya yazıyorum. Onu elimle koymuş gibi bulacağım. Saçından sürüye sürüye de getireceğim. Zorla güzellik olmaz be Osman. Koyun değil ki bu.
Yasemin. Sen de geliyor musun kızım? Geliyorum babacığım. Annemi bekliyorum. Nereye böyle erken erken? Çiğdem'le buluşacağız. O sözleniyor ya. Öyle yeni mi? Bir şeyler alacağız. Ha? Anne hadi. Geldim. Günaydın. Oh, günaydın. 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 Kim bu hanım kızımız Cemal? Diğer hanım Hereke'den geldi. Bizim halı hocamız Zize'ye halı dokumayı öğretecek. Öyle mi? Hoş geldin kızım. Ziya baba, Yasemin, Nimet anne. Merhaba. Hoş geldin kızım. Hayırlı olsun. Hoş bulduk, sağ olun. İyi, hadi buyurun. Aa, Cemal abi. Hayırdır, ne oldu yüzüne? Ha, kedi tırmaladı. Kedi işte. Diğer diyebilirim değil mi? Tabii. Sen aşağıda üç adamla rahat edemezsen gel bize kal. Ne var Cemal abi? Ben dün akşam nereden bileyim bu kadar tatlı bir kız oldun diğerin? Ben odamı seve seve paylaşırım seninle. Gel bize kal. Gerek yok. Evde beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sağ ol. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Buyurun, hadi bakalım. Buyurun. Nasıl Berkan, bienvenue. Merhaba. Ay vallahi ben sizi Fransız zannettim, kusura bakmayın. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Şöyle pek büyük olmayan bir halı arıyordum. Ha tabii. Bugün bizim çocuklar da izinli. Malum normal zamanlarda onlar bakıyor bu işe de. Sizin için. Siz sahibisiniz yani dükkanın. Evet, bu durumda öyle oluyor tabii. Hı. Harem, 1,5'a 80, fiyatı da çok uygun. Bir de şeyi görmeniz lazım. Pardon, şuna bir bakabilir miyim? Elbette. İnan. Şimdi. Hayırdır, iyi misiniz? Hayır değilim. Hatta çok fenayım. Bir bardak su alabilir miyim? Su, tabii. Kıyabettin, su getir, su. Çabuk. Buyurun, oturun isterseniz. Şöyle. Arkadaşım terk etmiş beni. Bir mesaj atmış sonu yok diye. Bir kuru mesaj. Hepsi o. Tabii. Oluyor böyle şeyler hayatta. Hayatta böyle şeyler de var. Ne yapacaksın işte? Yani şimdi bu iş olacak diyorsun ha Cemal? İşte baba, hocayı bulduk. Tamamdır. Zeze de aklını verirse olur herhalde, ne bileyim. İyi, hadi bakalım. Hayırlısı. Takıldılar şunları, alayım gelip sen devam et. Hadi. İyi tamam, hadi ben bekliyorum sizi tamam. Burada. Tamam.
baktık. Ziyanı yok kızım. Hadi buyurun gidelim. Yani olacak şey değil. Aklım almıyor. Daha iki gün önce evlenelim diyordu. İnanabiliyor musunuz? Erkeklerin ne yapacağı hiç belli olmaz Melek Hanım. Ne talihsiz biriyim ben ya. Yok, bence talihsiz olan o. Tabii, yani sizin gibi bir bayana bunu yapmak. Sahi böyle düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Çok başka şeyler de düşünüyorum ama onların hiç zamanı değil. Baba gel. Sinirim bozuldu. Cemal uçmuş gene ha. Ya bir yemin ediyorum bu çocuk Nasrettin Hoca fıkrası gibi ya. Oradan onu alacak da bilmem ne yapacak da. Yani cak da cuk da cak da cuk. Hikaye vallahi hikaye ya. Vallahi bilmem ki oğlum. Cemal'in bir bildiği vardır herhalde. Tabii. Cemal bilir. Cemal yapar değil mi? Babamın gözdesi. Biricik oğlu. Hep öyle değil miydi zaten ha? Aferin Cemal. Aslan Cemal. Ulan babamı sokaktan bulup getirdiği yancı geldi bayağı benim yerime kuruldu ya. O babam da enayiliğine doymasın yani ha. Böyle konuşma oğlum. Babanı biliyorsun. Biliyorum tabii. Biliyorum. Bilmez miyim? Burada dişimle tırnağımla kazıya kazıya koca bir şirket kurdum. Ya adam bir güne bir gün gelip de bir aferin oğlum dedim ya. Yüzüme bile bakmıyor ya. Hep inadınız. Hep. O da inatçı, sen de inatçısın. Ya, inattan. Ne oldu? Sen oğlunu gizli gizli görmeye geliyorsun anne. Bunu da içine sindiriyorsun yani. Aferin yani. Sana da aferin anne, aferin. Daha da bir şey demiyorum artık ben. Ben gideyim. Daha yemek falan yapacağım. Merak ederler beni. Kız öyle böyle değil. Bir içim su. Nasıl akıllı, nasıl hassas. He, yani bir kere de çözdün kızı yani. He? Vallahi artık ben mi kızı çözdüm, kız mı beni çözdü bilmiyorum. Vay, 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 vay abim benim be, abim benim. Duyduk duymadık demeyin lan. Yeni bir aşk başlıyor, aşk. Oha, çüş, o kadar da değil. Ya aşk maşk yok oğlum, ne aşkı ya? Allah Allah, kız güzel dedik, hoş dedik, o kadar ya. Allah Allah, ne aşk? Ya bırak, bırak ben adamın gözünden anlarım ya. Söyle bakayım, benim taktiğim uyguladın. Hangi? Ya işte hani ben bu dükkanın sahibiyim ayaklarına falan mı yaptın yoksa? Aynen öyle yaptım. Güzel. Yalnız bence onun bir faydası olmadı. Bence başka şeylerin faydası oldu. Ne gibi şeyler? Şimdi yani kız benim ne kadar iyi, yardımsever, kısacası süper bir insan olduğumu anladı sanırsa. Nasıl oldu peki abi o iş? Şimdi bunun bir erkek arkadaşı mı ne varmış herhalde? Herif belli ki teyyar eden bir herif. Ya kızı gözümün önünde hüngür hüngür ağlattı. He. Yavrum iki gözü iki çeşme yavrucak. 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 Ah. He yavrucak. Karışma. Allah Allah. Abin de gerekli şekilde teselli etti tabii. Gerekli burada, dükkanda. Vay 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 vay. Hadi lan. Aklın fikrin şeyinde. Tövbe yarabbi. Dümbük herif öyle mi diyorum ben? Yani öyle olmaz dedim. Teselli ettim. Çay ısmarladım. Ha bak iyi yapmışsın. Çay. Çay birebir. Birebir. Telefonunu aldın mı kızım? Ha? Ha onu? Yok onu almadım. Şimdi akbaba gibi atlamak istemedim. Anladın mı? Ha, ha. Nasıl olsa kısmetse bir gün yine karşılaşırız. Tabii canım, tabii karşılaşırsınız. Tabii yani. Mutlaka. Karşılaşmazsanız ayıp zaten. 15 milyon İstanbul. Allah Allah. Aha bak geliyor. Hani bu? Ah seni, seni, uyanır seni.
Selamünaleyküm çocuklar. Aleykümselam usta. Ben Artin ustadayım. Tamam usta. Ne haber? Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün akşam için affedebildiniz mi bizi acaba? Ne oldu ki dün akşam? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Hadi gel bak, orası da bizim dükkan. Gel. Burada çalışırsınız diye düşündük ama. Burada çalışacağız yani. Evet, evet. Nasıl, beğenmedin mi? Yo, güzel. Büyükmüş. Şeyin siparişini de verdik tezgahın. Bir iki güne gelir herhalde. İpliği nerede alacağınızı ben söyleyeceğim size. Tamam. Ne oldu? Cemal abi, hani bana da söyleyecektin? Tamam, söyleyeyim. Sen bir şey ister misin? Yok, sağ ol. Neli istiyorsun? Kaşarlı. Kahve içer miyiz? Çay iyi. Cemal? Yok sağ ol, ben bir şey almayacağım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım? Ben mutfak için şu orta boy bir halı bakmak istiyorum. Anladım, böyle buyurun. Tamam, ben size yardımcı teşekkürler. Biz kendimize çay kahve bir şeyler söyleyeceğiz. Siz de ister misiniz? Zahmet etmeyin, teşekkürler. Peki, peki. Orta boy bir şey. Size şöyle bir şey göstereyim. Bu antik tabir ettiğimiz bir halıdır. Eski dokuma, Türk motifleri. Bu da Milas tabir ettiğimiz bir halı. Biraz daha donuktur renkleri ama hem daha büyük yerinden hem de fiyat olarak daha uygun. Şu alttakine bir daha bakın. Yanlış gelmişsiniz. Burası Kürtçüler. Ha Arda. Hop. Sen bilirsin belki. Arkadaş alıcı arıyor. Kralını bilirim abi. Ne arzu etmiştiniz acaba? Bir alıcı arıyorum. Adı Celal. Gençten biri. Ha tamam. Tamam, ben ilgilendim abiyle. Eyvallah. Tamam. Şimdi Celal, Celal, Celal. Buralarda bir sürü Celal var. Nasıl yardımcı olsam acaba sana? Sen niçin bakmıştın? Niye arıyordun bu arkadaşı? Bir meselem var. Ha. Şimdi bak. Burası küçük İstanbul, tamam mı? Yani en az 300 tane halıcı var. Celal desen, ben diyeyim 20, sen de 25. Hani biraz daha yardımcı olmazsan bulmamız zor diyeyim sana. Ben kızımı arıyorum. Hah, tamam. Mesele şimdi anlaşıldı. Adı Diyar. Diyar. Hmm. Bak, bu da resmi. Şimdi buralarda bir diyar olsa ben kesin bilirim. Bilirdin değil mi? Tabii bilirdim canım. Ama sen Celal diyordun. O deyyus ayarttı kızımı. Tamam, anladım şimdi. Buralardaysa muhakkak buluruz abi. Sen gel şimdi bir su iç. Yok. Ben su içmem kardeşim, yeminliyim. Tamam canım, çay iç o zaman. Değil mi? Ben de şu Celal'i bir soruşturayım. Hadi abim, hadi. Diyarı gördün mü? Arda'nın dükkanında değil mi? Yok, Arda da yok. Yok mu Arda? Allah Allah, nereye gitti bu ya? Yarım saattir yok ortada.
Bunun cep telefonu yok mu sende? Yok. Bana bak, kaybolmuş olmasın. Bilmediğim memleket. Bilmiyorum ki vallahi. Ben bir dolanıyorum ha. Tamam. Yok, az önce çıktı. Niye? Diyar nerede peki Diyar? Yok, Cemal de onu aramaya gitti. Allah'ım, yandık yine ya. Yandık yani, biliyor musun? Hemen Cemal abiyi bulmamız lazım abi. Hemen. Ne oldu ya? Ha? Açmıyor, görüyor musun? Duymuyor herhalde. Abi ne yapacağız? Ha? Neyi ne yapacağız? Açmıyor telefonu, ne yapacağız? Ne oldu, ben anlamadım ki. Ne oldu? Hayırdır Allah. Yani? Ne oldu? Alıcılar ne tarafta? Hangi alıcı aradınız siz? Adı var mı? Alıcı arıyorum. Adını hatırlamıyorum da. Böyle çeşme gibi bir şey vardı. Çeşme var. Buradan dümdüz ilerleyin. Sağdan ikinci sokaktan aşağı girin. Sol tarafta çantacılar var. Çantacıdan hemen sol yapın. Bedestleri göreceksiniz. Bedestlerin hemen sağındaki ilk sokak. Pardon. Fiyatı ne kadar acaba? Bedestimde sağdan ikinci sokak. Delikanlı, bakar mısın? Aa, Osman abicim, nasılsın abi ya? Abi hoş geldin. Hangi rüzgar attı abi? Abi, iş teklifini kabul ettiniz değil mi? Abi harikasın ya, süpersin abi, büyüksün abicim be. Şey affedersiniz. Buyurun. Ben bir halıcı dükkanını arıyorum. Cemal diye birini tanıyor musunuz? Hangi Cemal acaba? Dükkanın adı neydi? Dükkanın adını hatırlamıyorum. Ama sahibi şeydi. Ziya Usta. Böyle beyaz saçlı, gözlüklü. Ha, desene Ziya Usta. Hah, işte ben onun oğlunun dükkanını arıyorum. Anladım. Mehmet, gel oğlum. Yani şimdi sen görmedin, bilmiyorum diyorsun öyle mi? Yok abi, nasıl göreyim ya? İşimiz başımızdan aşkın ya. Sen bana cebini ver. Ben bir şey olursa arayayım seni. Söyle abi, yazıyorum. 0500. Teşekkürler, sağ olun. Bak, bu kız halıcılıktan başka bir şey bilmez. Hem İstanbul'da tanıdığı ettiği de yok. Yani mutlaka buralardadır. Tamam abi, olacağız o zaman. Ne güzel. Tamam. Kusura bakma. Seni de şey ettik ama. Ah be abi, sen kusura bakma. Tamam abi, görüşürüz abi. Yanlış geldik. Burası değil. Ama nasıl olur? Burası Ziya Usta'nın oğlunun yeri. Heh, işte Timur abi. Timur abi, bu bayan seni arıyor. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bir yanlışlık oldu herhalde. Ben Ziya Usta'nın dükkanını arıyordum. Ben oğluyum. Oğlun mu? Evet. Tamam abicim, sağ ol. Timur. O zaman Cemal'in kardeşi misiniz? Evet. Cemal'in kardeşiyim. Burada ayakta kaldık ama böyle olmaz. Şöyle içeri buyur edelim sizi. Bir çay, bir kahve ikram edelim. Hem konuşuruz da. Lütfen. Buyurun. Seni görmeden yetişeyim, haber verin dedim. Tamam, tamam, merak etme, merak etme şimdilik. Hemen diğeri bulmamız lazım. Tamam.
Demek öğretmensin. Böyle sen falan diyorum ama mahsuru yok değil mi? Yok. Öğretmen hanım. Ne öğreteceksin bize? Size değil, Zeze'ye. Zeze? Küçük kız. Halı dokumayı öğreteceğim. Ha şimdi düştü jeton bende ya. Şu Cemal'in meşhur mucize halısı. Ben de mucize bu işin neresinde diye soruyordum kendime. Meğer karşımdaymış. Ben artık kalkayım, merak ederim. Olur mu öyle şey canım? Sen bizim misafirimizsin. Başımızın üstünde yerin var. Böyle bir şey içmeden olmaz. Yok istemem. İllaki içeceksin. Bak şimdi şöyle yapalım. Sen rahat rahat bir şey iç. Ben de Cemal'i arayayım. Haber vereyim. O da merak etmesin. Ha? Oldu mu? Rahatladın mı? Tamam olur. Söyle o zaman ne içeceksin? Çay mı kahve mi? Su. Su. Oğlum iki tane su yolla bize. Çay da yolla. Niye arıyor şimdi bu çakal? Hangi çakal? Timur. Efendim? Hayırlı işler Cemal. Nasılsın? Duydum, yoğunmuşsun bu aralar. Kısa kes, ne istiyorsun? Şimdi Cemal'cim, canım kardeşim. Diğer hanım yanımda. Ne? Yanında mı? Merak etme, iyi, iyi. Hemen geliyorum. Yok canım, gelmene gerek yok. Ben bırakırım onu. Bir yere kıpırdamıyorsun, geliyorum şimdi. Hadi. Timur'un yanındaymış. Ben gideyim alayım kızı, sen devam et. Tamam. Geliyor mu? Geliyor. Misafiri. Dur bey toplantıda. Ya yemişim toplantısı. Ne satıyorsunuz lan burada? Alın başka bir şey. Ne böyle badigat badigat falanlar? Oğlum bırakın. Cemal. İşte Öner Alıcılığın kahramanı. Ziya Usta'nın gözdesi karşımızda. Hadi gidiyoruz. Dur ya, nereye gidiyorsun? Biz de senin mucize halıdan konuşuyorduk. Yeni bir hayal peşinde koşmaya başlamışsın duyduğuma göre. Bak koçum. Herkes iyi bildiği işi yapsın. Sen turist kazıklarsın, ben mucize yaratırım. Hadi. Diğer hanımın çayı bitmedi daha. Benim midem. Bir daha böyle kimseye haber vermeden ortalardan kaybolmak yok, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Sen niye böyle konuşuyorsun ki benimle? Nasıl konuşuyorum? Böyle hesap sorar gibi. Kayboldum işte, ne var bunda? İşte kaybolma diyorum ben de. Sen ben kayboldum diye mi sinirlendin? Yoksa bu mağazaya geldim diye mi? Baban gelmiş. Hala da seni arıyor. Sen hala ortalarda dolaşıyorsun. Babam mı? Bugün Garbis amcayla tavla maçınız ne oldu baba? Yenildin mi yine? Aa, baba maçta ne zaman yenildi kız? Baba? Ne oldu Ziya Bey, neyin var? Bu sükut hayra alamet değil. Sen susuyorsan bir nedeni vardır. Pazardan mı aldın bunları? Aha. Pazardan tabii. Nasıldı pazar? Bayağı dolaştınız mı? Herhalde bayağı vaktini almıştım. Niye soruyorsun bunları Ziya Bey? Bir manası varsa doğrudan söyle. Bugün sizi gördüm Nimet Hanım. Timur'un dükkanına giriyordum. Anne. Ya babamdan bir haber var mı? Yok. Diyardan aradı mı hiç? O da aramadı. Allah'ım sen koru ya Rabbim. İnşallah bir delilik yapmazlar. Ah Diyar, ah. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yazıklar olsun Nimet Hanım. Yazıklar olsun. 40 yıllık yoldaşına yalan söylüyorsun.
Sen mecbur ettin. O benim oğlum. Ana yüreği bu. Bu yaştan sonra öz oğlumu görmeye gizli gizli gidiyorum. Nimet Hanım, ben o defteri yıllar önce kapattım. Bunu sana defalarca söyledim. Sen de kapatacaksın. Benim Timur diye bir oğlum yok. O olmayan oğlum bizi düşünüyor, dükkanı düşünüyor. Ne demek şimdi bu? Para mı istediniz yoksa? Ben bir şey bilmiyorum. Hayır, ben istemedim. O kendi söyledi. Hatta seni rencide etmemek için de Cemal'le halledelim dedi. Vay vay vay. Hayırlı evlat olmak ne zaman aklına geldi beyefendinin? Nimet Hanım, o fırsatı yıllar önce tepti. Bunu sen de biliyorsun. Yok, Cemal'e para verecekmiş de kim bilir kafasında ne planlar vardır. Bir hesabı vardır kesin. Ben son sözümü söyledim Nimet Hanım. Et tırnaktan ayrılır mı? Sen için kanata kanata bunu yaptın. Ben anayım. Yapamam Ziya Bey. Yapamam. Bak, bu sarı. Güneş gibi. Bu da yeşil. Yaprak gibi. Senin gözlerin de öyle. Arkadaşlar, bu duyulursa bir tane tek bir turist bile tutamayız. Bu da kırmızı. Evet Tekin. Ben biraz televizyona bakacağım. Zeze nereye? Daha bitmedi. Bak bu mavi. Ya ben biliyorum onları. Mavi, kırmızı, sarı. Ve bu fotoğrafları çekenler... Of Zeze. Bırak seyret. Daha bir düğün bile attıramadım. Yavaş yavaş yaparsın. Fotoğrafçılık işini tarif et. Anlat hemen başlamam abi. Mehmet efendim, ben de geldim. Diya. Sen bize evden kaçtım demiştin değil mi? Ne olmuş? Ya dur hemen dikenlerini çıkarma. Bir şey olduğu yok. Hayır, baban ortalarda dolaşıyor o yüzden. Bak bu sizi ilgilendirmez. Benim meselem, tamam mı? Ne demek benim meselem? Artık bizim de meselemiz. Yani başımıza gelecekleri bilelim de. Bu seneki gösteri çok önemli. Aslında gösteri, evet, yarışma. Kazanabilirsek otel için... Neden kaçtın evden? Yoksa otel evde işte. Aynen. Çok... Kaçtım işte. Sadece çok yoruldum. İstemediğin biriyle mi evlendireceklerdi? Başka biri mi var? Sana ne? Burada olduğunu biliyor mu sevgilin? Seni ilgilendirmez. Bal gibi de ilgilendirir. Niyeymiş? İki gün sonra halı işini ortada bırakıp kaçarsan ne olacak? Merak etme, şimdi kaçmayı düşünmüyorum. Hele harekete dönmeye hiç niyetim yok. Tamam mı? Tamam. Yani gitmek istemiyorsan bile biz de seni bırakmayız zaten. Ama birkaç gün evde durun, tamam mı? Bu deneme tezgahı yapın. Baban dolaşırken kapalı çarşıda. Peki, tamam. Hayret, ilk defa ağzından olumlu bir şey çıktı. Ben bakarım. İyi, hadi bak. Ben de yemek hazırlayayım. Boş ver. Mahmutlar da hallederler. Kimmiş? Zeze, ne oldu canım? Polisler gelmiş.